Enerjinizi düşürme riskiyle karşı karşıya olduğunuz bir soru şimdi geliyor. İl başkanlığı ve kurultayda kaybeden adayı destekliyor olmanız, belediye başkanı adayı olarak seçilme şansınızı azalttı şeklinde kamuoyunda ola gelen yorumlarla ilgili görüşünüz ne peki? Şimdi aslında il kongresinde bir taraf olmak zorundaydık. Evet, taraf olduk. Oyumuzu kullandık. Oyumuzu, evet, şu an kazanan aslında ben ekip deyip veya taraf deyip de çok parti içindeki pozisyonu çok kategorize etmek istemiyorum açıkçası. Yani hani böyle bir söylem var ya, alıştı işte değişimciler, gelenekçiler gibi. Ben bu söyleme açıkçası karşıyım. Doğru bulmuyorum da. Biz çünkü hepimiz Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Evet, bir taraf olduk. Bir tercihimiz vardı o gün için, o günün şartları altında. O tercihten yana oyumuzu kullandık. Fakat kazanıldı. Şimdi Genel Başkanımız Özgür Özel, geçmiş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi Genel Başkanımız Özgür Özel. Ama biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Bugün Özgür Özel, yarın Kemal Kılıçdaroğlu, öbür gün farklı isimler X, Y, Z. Bizim için kim Genel Başkanımız olursa olsun, biz az önce de ifade ettim ya, yani Cumhuriyet Halk Parti'nin temel taş bireyleriyiz burada. Neferleriyiz diyelim. Dolayısıyla biz partimizin başarısı için, başta ülkemizin sonra partimizin başarısı için elimizden gelen mücadeleyi siyasete başladığımız günden beri veriyoruz. Verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ben orada herhangi bir ayrılık gibi bir durum görmüyorum. Bence genel merkezimiz çok iyi değerlendirip kamuoyu yoklamalarıyla, anketlerle, araştırmalarla, hatta benim şöyle bir iddiam olmuştu, bunu örgüt toplantısına dile getirmiştim. Çünkü çok yoğun bir talep var. Hem belediye başkanı adaylığına, hem meclis üyeliği adaylığına, aday adaylığına çok fazla başvuru var. Bunun en doğru yolu örgüte gitmek demiştim. Sandık koyulsun, bir temayül yoklaması yapılsın ve buna örgütümüz karar versin. 6 bin üyeli bir partiyiz burada. Burada Silivri özelinde ben en iyi örgütlenen, en başarılı parti olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla burada demokrasiyi içselleştirmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi burada sandıktan çıkacak sonucu saygı göstererek adayını belirlemesi en doğru olandır diye düşünmüştüm. Onu da ifade etmiştim. Hala da aynı noktadayım. Dolayısıyla böyle yöntemle aday belirlenmesi başarı yolunda doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama farklı yöntemlerle aday belirleme strateji belirlerse genel merkezimiz, ona da saygı göstermek zorundayız. Şimdi sizinle birlikte bu aday adaylık serüvenine atılan birçok arkadaşınız var. Ben bir tanesiyle ilgili özellikle yorumunuzu almak istiyorum. Çünkü diğerleriyle de evet aynı partideydiniz ama Doruk Bulut'la kenetlenmiş olarak bugüne kadar bir süreç yürüttünüz siyaseten, birlikte mücadele ettiniz. Omuz omuza, hatta Doruk Bey'in milletvekilliğinde, yani kendiniz için çalışmadığınız kadar onun milletvekilliği için çalıştığınızı ben bir siyasi gazeteci gözlemiyle söylemek zorundayım. Kamuoyunda da en çok tartışılan konulardan biri bu. Doruk Bey'in yıllardır sizin adaylığınızı lanse edip desteklerken şimdi kendisinin de aday olmasıyla ilgili siz bugüne kadar çok yorum yapmadınız, konuşmadınız ama Ben bu konu üstünde aslında çok fazla yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü Doruk Bey'le bu konuyla alakalı hiç konuşmadık. Yani onun belediye başkanlığı, adaylığı, aday adaylığı süreci veya böyle bir niyetinin olup olmadığıyla alakalı hiç bu konuyu kendisiyle paylaşmadık. Evet, milletvekilliği adayı olduğunda gelip bana ifade etti milletvekili adayı olacağını. Ben de kendisine iyi bir sıralamaya girmeni dilerim. Sonuna kadar arkandayım ve verdiğim sözünde gereğini yaptığımı düşünüyorum süreç içerisinde. Hatta onunla birlikte iyi bir sıralamaya girilmesi adına defalarca Ankara'ya gidip gelen çok en yakınındaki arkadaşlarından birisiydim. 3 kişi Ankara'ya gidiyorduk. Biri Doruk, biri ben, biri de bir diğer arkadaşımız. Onun bu sıralamaya girmesinden ve milletvekili seçilebilmesi için elimizden gelen gayreti o dönemde gösterdik. Gösterdiğimi düşünüyorum. Süreç içerisinde de, kampanya dönemi içerisinde de ona her türlü desteği verdim. Milletvekili seçilmesi adına, buradan Silivri'mizden bir temsiliyet olması adına, Silivri'mize, ilçemize, bölgemize faydalı
olacağını düşündüğümüz bir arkadaşımızı, hem de benim yakın bir arkadaşımı milletvekili olarak Ankara'da görmek hepimiz için önemli bir durumdur. Yani hepimizin iddiasıdır, muradıdır diyelim. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık. Ben ona verdiğim sözü sonuna kadar tuttuğumu düşünüyorum. O süreçte onu yalnız bırakmayarak, ona destek vererek, onun başarısı için mücadele ederek sonuna kadar yanında oldum, arkasında oldum. Buna en yakın şahitlerden biri de sizsiniz o dönemde. Siz de yaptığınız görüşmelerde de bu konuları konuşuyorduk, bu konulardan bahsediyorduk. Ne yapabiliriz'i konuşuyorduk, nasıl faydalı olabileceğimizi zaman zaman kamuoyunda gazetecilik yapan arkadaşlarımızla paylaşıyorduk. Dolayısıyla ben görevimi sonuna kadar ona verdiğim sözü sonuna kadar tuttuğumu ve görevimi sonuna kadar yerine getirdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla gönlüm çok rahat, gönlüm ferah. Geldiğimiz noktada o bir iddia koymayı tercih etti. Az önce dediğim gibi bu konuyu hiç kendisiyle paylaşmadık. Dolayısıyla bu konuyla alakalı çok yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Onunla paylaşmış olsaydım belki bir şeyler söyleyebilirdim. Ama konuşmadığımız için bir şey söyleme gereği duymuyorum. Tamam. Biraz önce ifade ettiniz ama tekrardan, yani ben Melih Yıldız'ı 15 yıldır söylediğiniz gibi takip ediyorum, meclis üyeliğinizden bir yana. Hiç bu kadar hırslı ve kararlı görmemiştim. Yani bu belediye başkanı adaylığı sürecindeki en güçlü, birçok motivasyonunuz vardır ama en güçlüsü hangisi? Belki de az önce sorduğunuz soruların içerisinde gizli bu motivasyon. Yani heyecan ve hırs, gerçekten çok heyecanlıyım ve hırslıyım. Sizle yaptığımız daha önceki görüşmelerde hırsın yok diye her defasında beni eleştirirdiniz. Hırs olmadan olmaz derdiniz. Bu sefer gerçekten sizin dediğiniz gibi hırslıyım ve heyecanlıyım. Neden hırslıyım? Bir yola çıktık. Bu yolda başarılı olmayı çok istiyorum. Başarılı olmak arzusundayım. Çünkü şu ana kadar hep başarılı olduğumu düşünüyorum yaptığım işlerle alakalı. Bunda da başarmak en büyük arzum. Yaşadığım yere hizmet etmek en büyük arzum. Silivri'yle ilgili işte daha önce o gece de ifade etmiştim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Hayallerimiz var. Yapmak istediklerimiz var. Dolayısıyla Silivri'ye hizmet etmek bizim için önemli bir makam, önemli bir mevki. Yani bu hizmetleri Silivri'mize, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza kazandırmanın veya kazandırma yolunda adım atmanın heyecanı diyebiliriz. Az önce sizin sorduğunuz sorular içerisinde de bu hırsın neden olduğu cevapları var. Onları da biz bulalım. Siyaseten Melih Yıldız'ın kırmızı çizgileri nelerdir? Siyaseten Melih Yıldız'ın kırmızı çizgileri. Size biraz düşünme payı ayırayım burada. Mesela sokakta konuşulan şudur. Şimdi tabii belediye teslim ediliyor ve Silivri'nin kaynakları teslim ediliyor. Herkes şunu çok rahat söylüyor işte. Melih Yıldız'ın akçeli işlerde, işte mali konularda ya da usulsüzlüklerle işi olmaz diyorlar. Müsaade de etmez, yapmaz da diye. Bunu mesela diğer rakipleriniz arasında en rahat sizin adınızla ilgili söylüyorlar. Yani bu sadece benim şahsi görüşüm değil. Yine de yani sizi 15 yıldır siyasette takip edenlerin bir fikri vardır ama onları bir de sizden duyalım. Yani aslında belki bu sorunun cevabı az önce de ifade etmiştik ya, belki bana babamdan kalan en büyük miras belki de. Onu da söyleyebilirim. Ben 15 yıllık siyasi hayatım var, meclis üyeliği hayatım var. Hiçbir şekilde adımı şaibenin içine sokacak veya hani akçeli iş diye tabir ederiz ya, hiçbir şekilde böyle işin içinde olmadığım için vatandaşın benim üzerimde böyle bir güveni olduğunu görüyorum, hissediyorum. Söylemlerinden de duyuyorum. Bu benim için en önemli faktör, en önemli etken ve en önemli motivasyon kaynağı aslında. Çünkü insanların size güveniyor olması, Melih Yıldız dediği zaman sözünde durur diye bir söylem var. Sözünde durur denmesi benim için en büyük mutluluk. Melih Yıldız 20'sinde neyse 40'ında da aynıdır, hiç değişmez. Bugün neysem yarın öbür gün Allah bize nasip eder belediye başkanı olursak, bu şehre, bu kente hizmet etme imkanı bulursak yine aynı Melih Yıldız olarak, yine aynı güvenilen, lafına sözüne verdiği sözü tutan, güvenilen ve az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi hiçbir şekilde
Akçeli işin içerisinde olmayan bir Melih Yıldız bu kenti yönetecektir. Ondan hiçbir hemşerimin, hiçbir vatandaşımın şüphesi olmasın. Bu motivasyon belki de beni çok heyecanlandırıyor, çok hırslandırıyor. Hırs faktörlerinden bir tanesi belki de budur. Bu benim için çok en mutluluk duyduğum, benim için söylenen bu. Yani eksiklerimiz yok mudur? Eksiklerimiz de vardır. Biz dört dörtlük bir insan değiliz. %100 her şey memnuniyeti olan, memnuniyet veren bir insan değiliz. Benim de eksiklerim vardır. Her insanda olduğu gibi. Ama benim artılarım bunlar. Ben bu artılarımdan, az önce dediniz ya kırmızı çizginiz neler diye. Benim kırmızı çizgim bunlar. Bunlardan asla taviz vermem. Hani kırmızı çizgilerinizi aslında topluma da çok iyi anlatmışsınız. Aslında bu gibi bu kırmızı çizgilere verdiğim cevaplarla aslında zaman zaman da eleştiriliyorum. Nasıl eleştiriliyorum? İşte çok dik, işte bazı hiç esnemiyor gibi eleştiriler alıyorum. Ama benim esnemediğim konular bu konular. Verdiğim sözün sonuna kadar arkasında durmam ve bana duyulan vatandaşlarımız, hemşerilerimiz tarafından bana duyulan güven. Bu konularla ilgili ne olursa olsun Melih Yıldız esneyemez. Son soru, Silivri. Ne ifade ediyorsunuz? Her şey. Silivri her şey. Doğduğum yer, büyüdüğüm yer, sokaklarında oynadığım, koştuğum, belirli bir süre gurbette kalsam da burnumda tüten memleketim. Yani askere gittik. Bayağı bir süre buradan uzak kaldık. Hep burnumuzda tüttü. İşte okula gittik. Bayağı bir süre uzak kaldık. Burnumuzda tüttü. Fırsat buldukça Ankara'da okudum. Her hafta gelmeye çalıştım. Bazen ailemden gizli gelmeye çalıştım. Sığındığım memleketim. Türkiye'nin en güzel yeri bence. En sevdiğim yerim. Teşekkür ederiz. Sorularımıza cevap ağlatacaktım beni sevgilerim.